Dün önemli bir gündü. Valla ben hani Didem Aslan Yılmaz'ı çok severim, benimserim, özümserim. Zaten neredeyse elinde büyüdük. Hani sana demiştim ya yani beraber o canavar gibi muhabirken ben de yanında canavar gibi stajyerdim. Valla şimdiki başarılarını takdirle karşılıyorum. Evet. Ayrı mevzu ama mesela olayın buralara gideceğini düşünmemiş. Genelde hani ünlü dostlarımız gelince hayır kardeşim ben tanımam etmem kimdir onun nedir vesaire denir ya. Burada olay çok başkaydı. Gökhan'a da ayrı bir sempati duydum böylelikle. Kesinlikle. Gönül ailesine gönül koymadan şahane iş yapıldı. Valla helal olsun. Evet, Show TV'ye, global medyaya ve tabii ki o nezde çalışan bütün oradaki arkadaşları tebrik etmek lazım. Çünkü dün bizler de ulaşmaya çalıştık. Sabah diye uyanmamıştır. Sabah elbette. Yoksa bize çıkacak, bize söyleyecekti. Aynı, biz aynı ailenin içindeyiz ve çok mutluyuz. İstersen önce bir izleyelim ya, evet sevgili ya. Didem Arslan Yılmaz'ın Vazgeçme programı. Hafta içi her gün saat 15'te Show TV ekranlarında canlı yayında. Dün nelere sahne oldu? İsmim Can, soyadım Gönül. 2 yaşında yurda verilmişim. Ünlü futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşiyim dedi, ortalık karıştı. Abisinden yanıt canlı yayında geldi. 3 kardeşlik, 4 olduk dedi. Can Gönül gözyaşlarına boğuldu. Can bizim kardeşimiz. Annesi babasının bir dakika, bir dakika, bir alkış gelsin. 3 kardeşlik, 4 olduk. Evet. Kalabalık aileyidir. Evet, gözünüz aydınlayın. Ne diyeyim? Sevgili Gökhan Gönül. 27 yaşındaki Can Gönül yetiştirme yurdunda büyüdü. 4 yıl önce işe girmek için evraklarını toplarken nüfus kayıt örneğinde Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu öğrendi. Nüfus kayıtta çıkıyor yani. Orada annesinin ismi Nülfer, babasının ismi Ahmet. Kardeşler kim görünüyor? Hakan, Volkan, Gökhan. Durup dururken işte iddia etmiyor. Nüfus kayıtta çıkıyor. Evet. Türkiye hafta sonu onun iddiasını konuştu. Yani onların diğer evlatları yanında da seni niye bırakmışlar acaba yurda? Hiç bilmiyorum. Can Gönül bugün Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına konuk oldu. Sen buluşmak istedin mi onlarla? Ulaşmaya çalıştın mı? Evet. Yani ben Gökhan Gönül'e... İstemediler. O iddiaya futbolcu Gökhan Gönül canlı yayına telefonla bağlanarak yanıt verdi. Yani kardeşiniz değil mi? Kabul ediyorsunuz. Ya inkar etmiyorum ki ben de ama yalnız bunu 3-4 gün önce öğrendim. Yani... Can'cığım 3-4 gündür annen baban sana ulaşmaya çalışıyor. Bizler de öyle. 3 kardeşlik, 4 olduk. Evet. Kalabalık aileyidir. Evet, gözünüz aydınlayın. Ne diyeyim? Abi kardeş canlı yayında ilk kez konuştu. Can bizim kardeşimiz. Annesi bir dakika, ben siz de bakın, Can gibi belli yaşa kadar zaten annesiz büyüdüm. Siz de 20 aynen yaşına öyle kadar annenizi tanımamışsınız galiba. Evet, aynen öyle. Evet. O yüzden Can'ın da çok fazla özel hayatını da çok paylaşmasından yana değilim aslında. Ben anlıyorum, siz yani kamuoyunda bu kadar her şey, aile sırları konuşulsun istemiyorsunuz ama bu çocuk 4 yıl uğraşmış biliyor musunuz sevgili Gökhan Gönül? Gökhan Gönül telefon bağlantısını seni bir an önce yanımıza bekliyoruz diye noktaladı. Ben buldum annemi. Aynı Can'ın bizi bulmaya çalıştığı gibi. Aa, siz annenizi aradınız öyle mi? Evet, çok fazla girmek istemiyorum Didem Hanım. Bir an önce gelsin annesini babasını kardeşlerin yanına. Konuşacağı çok şeyler vardır. Biz onu bir an önce yanımıza bekliyoruz. Bir an önce görmek istiyoruz. Ben... Vay be, bak hiçbir şey göründüğü gibi değil. Gökhan Gönül yani çok iyi bir futbolcu. Çok şahsiyetli, karakterli bir futbolcu. Milli takımda da zaten koşturuyor topunu ve yurt dışında da çok güzel bir şekilde temsil etti bizi. Ne kadar asil bir davranış değil mi? Hani 20 yaşına kadar ben de annemi tanımadım diyor. Ve ondan sonra üçlük dördüncü kardeşimiz oldu diyor. Vallahi helal olsun. Ya ben şimdi Can'a takıldım, Can Gönül'e. Gözlerinde öyle büyük bir masumiyet var ki. O gözyaşları onun gerçekten üzüntüyle, ezilmişlikle, yıllarca annesiz, kardeşsiz, babasız geçen o yılların tabii acısı o gözyaşlarında bak nasıl akıyor. Ben gerçekten çok çok etkilendim. Bir ben insanın çok mutlu oldum bunlar ya. Bunlar gerçek gözyaşları. Gökhan'ın yaptığını da çok tebrik etmek lazım. Sahip helal çıktı olsun kardeşin. Çünkü herkes diğer kardeşleri de çıkıp konuşabilirdi ama tabii Gökhan'ın ismi bilinir olduğu tabii için ondan beklendi bu açıklama. Ben çok mutlu oldum. Kendisinin de bir travması varmış. Çok konuşulsun istemiyorlar ama o da 20 yaşına kadar şimdi mağduriyetten annesini görmemiş hiç. Evet, işte yani. Şimdi Can da, o da yetiştirme yurdunda büyümüş. Can da 4 yıldır ulaşmaya çalışıyorum diyor. Hı hı. Yani acaba neydi tetikleyen son noktada? 4 yıldır ailesini arıyor. 27 yaşında. Hı hı.
Ve dün bulabildi. 3-4 günlük mesele yani. İşte bu. Nüfus kayıt önlüğünü ortaya çıkmış. Yani neyse, gelinen nokta son derece önemli bir taraftan da. Yani hani o 4 yılı 5 yılı şunu bir kenara koyalım da, şimdi ne kadar güzel bir ailesi olacak bu güzel kardeşimizin. Belli ki gönül ailesi de onu bağırlarına basacak. Hani mağduriyet edebiyatıyla ün kovalayan ya da tiplerden değil. O çok güzel. İşte bak yani, ne kadar ama gerçek. Ben bu kadar hani böyle, bu şekilde olacağını gerçekten hiç düşünmemiştim, biliyor musun? Evet. Hani sen dedin ya, arayalım konuşalım vesaire diye. Yani ben yani, çok büyük bir benzerlik gördüm Murat. Bakar mısın? Yani dünkü o iki resimde yan yana getirdiğimizde kardeş oldukları, yani bir genetik bağları olduğu belli. Yüz ifadelerinden belli. Bilmiyorum, ben öyle hissettim en azından. Yanılmamışız da. Çok güzel. Gerçekten de böyle. Hem sevgili Didem ve ekibini tebrik ediyoruz. Hem de Gökhan'ı. Orada Gökhan'ın yaptığı abilik de güzel. Kesinlikle. Diyor ki, Can'ın çok fazla özel hayatını paylaşmasından yana değilim. Herkesin her şeyi bilmesine gerek yok. Tam bir abi duruşu. Evet. Gökhan abiye buradan bir sevgi selam gönderelim. Doğru. Aynı şekilde kim ne yaşıyorsa yaşıyor. Özel hayat apayrı. O kadar insanların ortasına serilmesine de gerek yok. Dün her şey konuşuldu. Didem, Aslan, Yılmaz, bu kadar. Sordu, cevabını aldı. Düne de damgasını vurdu. Helal olsun diyoruz. Gökhan'a da Can'a da buradan bir sevgi selam gönderelim. Gönül ailesi. Mutlu olsun artık. Ben de sizin kardeşinizim desem atsın. Acaba dörtlük beş olduk derler mi? Murat ya. Mutluluktan söylüyorum bunu canım. Çok öyle bir abim olmasını çok isterdim çünkü. Gerçi benden küçük olabilir Gökhan da. Olsun. Sevgi selam. Bak ne kadar sevgini dile getirdin. Sen böyle duygusal konuşmazsın normal şartlarda. Hayır, Gökhan iyi kazanıyor bu arada, o yüzden. Yok yok, şaka maka da, Gökhan Gönül helal olsun sana. Gönül ailesine de sevgi kesinlikle selam. Kesinlikle öyle. Mutlu olsunlar. Ne artık yaşadın, o gözyaşları ne yaşandıysa artık mutluluktan aksın. Evet, vardır bir sebepleri, biz bilemeyiz. Ne yaşadılar kim bilir. Hangi ana bırakmak ister çocuğunu? Onlar ne yaşadı şimdi bir arkadaş.